Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Siz kameranın arkasındakiler, Emre. Tamam mı? Onu çekmeyin, burnunuzu vesaire. O zaman kameranın arkasına çekilin. Çünkü bana şikayet ediyorlar sizi. Anladım. Tamam, yani nezle olabilirse o zaman o tarafa gidin. Tamam. Tamam. Daha sonra alakanız yok. Tamam. İnsanları rahatsız etmeyelim diye de bir bakayım. Arkadaşlar şimdi tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Hangi halette yazılmış bilmiyorum. Hapisteyken oradan kuyudan çıkmak için elime Kur'an'dan başka bir şey vermemişlerdi. Bir 2-3 hafta. Tabii ne bakacaksın ona? Kendi hastalığına derman arayacaksın. Psikoloji noktasında baktım Kur'an'a. Onun için bazen bizzati mehali var, meal. Bazen işaridir, bazen remzidir, bazen imadır, rumuzdur. Onun için süreyi söyleyeceğim, ayeti söyleyeceğim. Fakat ya bu böyle biz de baktık yok demeyin. Tamam. Ampul mü? Yok. Ha. Şimdi kaldık şeyde, Meryem suresinde kalmıştık. Yani kaçıncı sure? 19. sure. Ben çıkana kadar 27. sureyi yaptım. 27'ye kadar. Ondan sonrası kaldı. Çıktıktan sonra kaldı. İnşallah dışarıda tamamlarım. 19. sure, Meryem suresi. Bakayım ne anlamışım o zaman. Ayetlerden istihraçlarınız değil mi? Ha, işte ayette. Ayet bu. Zaten söyleyeceğim. Meryem suresi 11. ayet. Birden başlamadım bak. O anda yani biraz izah yapıyorum ki nereden çıktı bu. O haletime zembil olacak, merdiven olacak, dürbün olacak, gıda olacak, hapishanede beni çıkartacak. Çıkmam lazım. Ama biliyorum mesele, buradayım. Binanın içinde değil. Buradayım. Ya da buradayım. Ya vesvesenin içini, ya vehim. Ya oradayım ya, çıkacağım. On birinci sure. Özel ibadet yerin olsun evde. Eski güzel haletlerini de aktif eder o yer. Yani paldır küldür her yerde bir yerin olmasın evde. Her zaman oturduğun bir yerin olsun. 11. ayetten bak. Meryem suresi 19. sure 11. ayet. Her tarafta oturma. Herhalde bir şey söyleyeyim size. Haseten ilk defa yeni binaya oturanlar için demiyor. Daha önce dairede oturan kardeşler dinliyorlarsa iyi dinlesinler. Oturdunuz veya birileri oturdu o daireye senden önce. Arkadaşlar oraya adam boyut bırakıyor. Hiçbir şey yok olmuyor ki. Adam çekip gitti. Orada bıraktığı haletler gitti mi? Koku bıraktı diyelim. Oraya koku bıraktı. O koku sindi. Gider mi? Gitmez. Peki sana siner mi? Sana da rahatsız eder mi? Ya sen çok kaliteli adamsın. Ama orada koku bırakmış çöpü. Kokuyor. Size evde durup dururken kavga oluyorsa, burada tevazu yapmayacağım. Bu işin emri, ehlim. Bir şey mi var emri? Rahat. Durup dururken evde kavga oluyorsa, durup dururken huzursuzluk oluyorsa, eğer şüpheleniliyorsa o evden, yani üst kat veya alt kattan, şöyle bir şey yapın. Bunun dışında söylüyorum.
bir tencere sıcak su önünüze alın. Herkese anlatmaktan bizar olduğum için genel anlatayım. Bir tencere sıcak su koyun. Evde durup dururken huzur olmuyorsa, şüpheleniliyorsa, hatta bina yapılırken tuğla, oraya birisi bir şey yapmış, sıkıştırmış, usta da gelmiş sıva yapsa bile, yani ev inşaat halindeyken bir şey yapsa, sihir büyü, domuz yağı bir şey sürse, anlıyor musun? Hepsine çaredir bu anlattığım. Şimdi o sihir büyü yapsa bile orada badana yapmış ya, örtmüş. Şimdi biz onu devre dışı nasıl yapacağız evde? Üst kat, sağ, sol, alt kat sıkıntılı. Sana da sirayet ediyor lan. Şimdi bir tencere sıcak su koydun mu? Koydun. İçine cinsi önemli değil, sirke. Sirke. Ama evde yapılsa iyi olur. Yoksa marketten al. Detayını anlatıyorum çünkü soracaklar. Abi hangi sirke olsun? Fark etmez, tamam? İçine bir büyük bir tencereye yaklaşık olarak 2 su bardağı çay bardağı 2 tane veya 3 tane çay bardağını boşa sirke. Tamam? Anlaşılacak bir şey yok. Bir kaseye halis zeytinyağı. Bir kaseye halis sirke. Bunda sirke. Buraya da halis katsan iyi olur. Çünkü kimya onlar da. Bulursan, bulamazsan bir şey yok. Tamam, 3 tane şey koyduk. Sıcak su. Buraya da halis zeytinyağı. Buraya da halis sirke. Koydun mu? Koydun. Ne biliyorsan, ama Risale-i Nur'u bilenleri için söylüyorum. Hizbul Kur'an'ı al. İstanbul plakası kaç trafik? 34. Emirdağ 1, 34'te Hizbul Kur'an'ı anlatıyor. Daha hiç unutamazsınız. Risale-i Nur'da nerede anlatıyor Hizbul Kur'an? Tesirini İstanbul plakasında. Emirdağ, Hizbul Kur'an, 34. Tamam mı abi? 34. Ama değil, Nur talebelerinde maalesef üzgün söylüyorum, şurada. Dershanelerde de pek yoktu. Gizli bir el kapattı bu Hizbul Kur'an'ı. Unutturdu Nur talebelerine. Okumuyorlardı. Allah'ın dostu ama çok okuyorlar şimdi, çok şükür. Çok şükür. Gitti. Şimdi bir de laikaları not alarak okumuyorlardı böyle. Orada oku kardeş oradan da elde böyle. O kardeş orada bir şey okulda gidelim. İmani ders tamam. Laikalar bir oku elde böyle. Oku da gidelim böyle. Tövbe estağfurullah. Nasıl gizli el gelmiş bunu yapmış, becermiş. Bunları söyleyenleri de fişeye koyup rokete koyup fırlatıyorlar dairenin dışında. Nurculukla alakası yok diyor. Laikaları nazara veriyor, nurculukla alakası yok diyor. Şimdi efendim bir şey mi? Şimdi koyduk mu 3 tane sıcak su koyduk. Zeytinyağı koyduk. Sirke koyduk. Hizbul Kur'an'dan en az 3 sayfa oku. Sonra dudak değil. Her durakta yapabilsen değil de her sayfada yap. Her sayfada. Ama rastladığın her mubinde. Ayet. İmamin mubin, kitabin mubin. Yasin'e 7 tane var. Okurken bu Kur'an'ı baştan başta fark etmez. Her sayfa sonunda tamam. Ama ayrıyeten sayfa ortasında mubin gelirse sonu.
sonunda ayetin sonu mübin biterse okudun. Bitti. Buraya kadar soracağınız var mı? Yok. Ha, hiç konuşma. Tabii o sıcak suydu. Okuyana kadar normala döndü. Yani normala elini sokabilirsin. Sokamıyorsan dünyevi kelam konuşma. Sus. Şimdi tamam mı? Sıcak su. Tencere. Eğer sen taşıyamıyorsan evde bir tanesi. Tutsun o tencere. Kaldır veya sen kaldır. Tamam. Aç gömleğini. Açtı. Tamam. Ağzın durmasın. Okuma bitti 3 sayfa. 3 sayfa bitti. 6 sayfa oku. Hiç 6 olmaz. 1, 3, 5, 7, 9. Yani tek sayı. Tamam. Okudun mu? Şimdi hiç konuşma. Ve dünyevi kelam. Ağzın felek, naz veya Fatiha. Oku. Okuyorsun, tamam mı? Hiç ağzın ayetsiz kalmıyor. Sok içine. Çıktı. Ne kaldı? Duvara. Mesela ben yapıyorum şimdi. Kulauzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasin hannas, ellezî vesvisu fî sudurin nas, minel cinnet vel nas. Gene. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Min şeyfil ardı ve la fin semâ ve huve semyun alim. Tuvaletin kapısına da dahi. Duvarları her tarafa sıçrat. Tavanları her tarafa sıçrat. İstersen asırlık orada bir şey yapılmış olsun, sıvanın altında kalsın, üzerine manevi bir sıva yapıyorsun. Örttün. Artık bloke etmişsin. Dur. Evine çok rezil insanlar da gelmiş olabilir. Senden önce veya senin zamanda art niyetli. Ne yapacağız şimdi? Bu sirke vardı ya, bu sirke. Bu da zeytinyağı. Suyu hal. Şimdi buna da lokma yap, zeytinyağına batır, ye, çocuğuna yedir, buna da batır, yedin. Şimdi bu sirkeyi alıyorsun, sirkeyi alıyorsun, beze döküyorsun. O bez de bina girişi değil, daire kapını, kapı, çelik kapıyı önden arkadan siliyorsun. Ne ile? Sirkeyle. Sirkeyle. Sonra tekrar dök, her kapıyı sil. Tamam. Nerede kavga oluyor ailece? Yatak odasında mı, mutfakta mı, salonda mı daha kapışılıyor? Abi her yerde oluyor. Bu sirkeden ufak böyle şişe olur, çay tabağı olur. Biraz boşalt, camın kenarına koy. Sirke kokusu olan yerde elva habise gelmez. Sirke olan yere. Böyle camın kenarına koy. Yatak odasının orada. Yerde koy. Veya kap, kapla. Tamam. Ondan sonra bu zeytinyağını da salatada, yemekte, her yerde yiyebilirsin. Bu ne yapılıyor? Bina dezenfekte edilmiş oluyor. Temizlenmiş oluyor. Peki başka? Biraz da o abi fazla oluyorsa bir ot var. Ne otuydu o? Üzerlik otu. Güzel. Üzerlik otu. Üzerlik otunu şey var ya, çelik tencere veya teflon tava. Üzerlik otunu, çekirdeği yanmıyor. Çekirdeği değil, otunu. Şöyle iki defa kır. Koy böyle şeye, tavaya. Ondan sonra kağıt A4. O kağıtla o kağıdı tutuştur. O tutuşan kağıtla bu üzerlik otunu yak. Çünkü ya, mesela Kur'an eskidiği zaman ne yaparlar? Mümkünse gömerler veya yakarlar. Yaktığı da gömülür. Ama çekin. Ey Allah razı olsun. Oğlum, sevdim lan sizi. Harika. O kokuya bak. Kahve kokusu. Ki şimdi üzerlik otu, üzerlik otunu kağıtta yaktık mı abiler? Attık. Tencere elimizde üzerlik otu yanıyor. Ama mahalledeyseniz biraz fazla koku oluyor. Yangın olur diye benim evime geldiler. Şey dershaneye, küçükçe kocaya. Yani onu diyeyim. Ama alev çıktı mı? Söndür. Her şeyin detayını anlatıyorum size. Alev çıktı otta. Söndür, duman çıksın. Eve dolaştır. Hasretin köşe, köşe bentlere. Köşelere dolaştır. Tamam. Kiler varsa, Almanya'da kiler oluyor depoya. Orada yak.
duman. Şimdi ben bir savaşa girmiştim Almanya'da imamken. Olan rüyada Allah Allah baktım ki rüyamda sıkıntı oluyor. Camide münakaşalar oluyor falan oluyor. Gelen adamlar falan şu canipten, şu yönden böyle acayip acayip dumanlar geliyor rüyamda. Namaza kalktım. Ulan dedim ne taraf bakayım, bir baktım ki çöplük orası. Aldım. Biraz şehir dışındaydı cami. Kimse yoktu. Akşamı kıldırdıktan sonra herkes gitti. Özellik okulunda tutuşturdum. Şey gibi kimse yok ya orada, polis şey, duman. Burada biraz şey diyeyim. Hop. Çok bir dönün etrafına. Hop dolaştım. Duman. Şişt. Özellik otu da götürüyor. Ama özel şeyi var mesela, şurada bir ders atmıştım, hatırladınız mı? Bakan var mı? Huzurlu ol ve huzurlu mu ve mutlu olmak için diye. Ben 20 tane bir madde okudum size. Aslında o şu anda 44 tane mi 45 tane maddedir şu anda elimde. 46. Onun iki tanesini okuyayım başta. Esas şu. Namazlarını vaktinde kıl ve akabinde tesbihatlarını mutlaka yap. O çok önemli. Ha? Şimdi onu da okuyacağız. Şimdi gelelim mevzumuza. Ne yaptık? Dedik ki evi dezenfekte ettik. Şurada ne okudum? Özel ibadet yerin olsun evde. Eski güzel haletlerini de aktif eder orası. Evi temizledik kardeşler, çok soruyordunuz. Ama bu arada da kahve içmeme de müsaade et. Bismillah. Allah razı olsun. Bir kahve elimize yeni geçti, çok güzeldi. Ona da teşekkür ederiz. Meryem suresi 13-14. ayetler. Allah'ın bazı insanlara, size bir şey söyleyeyim. Ben Rabbime böyle bir anlaşmam var ya, Allah'ım bana ver, kullarına vereceğim. Rabbim şahit olsun. Sıkıldığım zaman sıkılmıyorum. İnan. Bekliyorum, tamam. Ya namazda, ya Kur'an okurken, defterim açık Kur'an veya Risale okurken. O sıkıntı, onunla nasıl yaşanacağını, o sıkıntı bana paket olduğunu, içinde mutlaka bir şeyler var olduğunu, ya kendini unutmayın, mutlu ve huzurlu insanlar, kaliteli insanlar, etrafı kaliteli olduğundan değil ha, mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, usta, lağım bağlanmış o şeyine ya, koğuşuna namaz kılamasın diye. Eski hapishane duvarları kalındı, duvara çıkmış. Orada kılmış, şu kadar isyan ediyor, bir şey demiyor. Fena, menzilimde fena kokular ziyadeleşti. O kadar ya, ben olsam kıyameti koparırdım. Bak, mutlu ve kaliteli insanlar, etrafları ve şartları, imkanları çok iyi olduğundan değil ha. Tam tersini, iyi olanlar intihar ediyor. Nasıl yapıyorlar biliyor musun bu işi? Ben kendimden şey yapacağım bunu. Musibetle olmaması için savaşmıyorlar. Çünkü daha çok musallat olur. Ustadın tabiriyle yaban arılarına böyle şey yaparsan daha çok musallat olur. Onlarla yaşamayı öğreneceksin kardeşim. Onlarla yaşamayı öğreneceksin. Yani sıkıntıları nasıl yönetilir öğreneceksin. Şefkat, muhabbet, aşk, gadab, hiddet, öfke, sevgi, her şey öğrenilmesi gerekiyor. At eğiticilerine ne deniliyor Emre? Seyis. Evet, seyis. Seyis bile at eğitiyor, köpeği eğitiyor. Türk polisinin şeyini gördüm, resmini göster. Kurt köpeklerini dizmişler, resmi geçit yapıyor kedi. Böyle çıldırıyor ama emir gelmedi gitmiyor. Ulan köpek eğitilmişse,
Hemen avına gelmezse. Tamam. Şimdi ve bu köpek görmediğime inanmam demeyip kokuyla avına giderse, gördüğü avı sahibinden emir olmadan saldırmazsa, sen duygularını da köpek kadar içeceksin ya. Yani geldiği zaman bana gelmiyor mu? Mutlu musun? Çok mutluyum elhamdülillah. Dert olmuyor mu? Bir tane mahkeme bitiyor, ötekisi şey yapıyor, ötekisi şey yapıyor, onu arıyor, bir şey. Bir sürü şey. Ha onlarla, benim de onlarla yaşamayı öğrendim kısmen. Onlarla, sivrisineklerle uğraşma kardeşim, tak işte bir tane sinek kovucuyu. Tamam. Ya lanet okuyacağına sinek şey yap ya. Kaliteli insanlar kaliteli şartlarda değil. Ne yapmış? Kaliteli eylemiyle kaliteli düşüncesini birleştirmiş. Vesveseyi doğru yaşamakla, vehmi, düşünceleri ise doğru bilgilerle def etmiş. Vehim, zan, şüpheler, doğru düşünceyle vesvese nereye musallat oluyordu? Vara, imanı varsa, abdesti varsa, guslu varsa, doğru eylemi varsa yoktur der. Abdestliye der ki abdestin yok. İmansıza, imanlıya der ki imanlıya, imansız, imansızsın. İmansızsın. Ya nasıl konuşuyorsun Çünkü şeytanın mantığı şu. Vara musallat olur. 2-2-4 bu kesin. Vara musallat olur. Şimdi bana bir vesvese geldi mi ben abdest almıyorum. Vesvese gelmeyince abdest alıyorum, vesvese ediyorum. Vesvese gelmeyince vesvese ediyorum ben. Niye gelmedi demek ki yok. Çünkü niye? Şeytanın mantığı şu. Varı yok edeceğim. Senin kullarına musallat olacağım. Meyhaneye niye gitsin şeytan? Sarhoş olurum diye. Sarhoş olursa ne olacak? Bismillah. Bu arada dinleyen arkadaşlar, siz de kahve içebilirsiniz ama kusura bakmayın. Kahve içtim mi ders ortasında içilmez de. Ama psikoloji dersi yapıyoruz. Aflarına sığınayım. Demek ki kaliteli insanlar dertlerini yönetiyorlar. Tamam. Mesela dertlerini yönetiyor. Geldi sıkıntı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Oh. Errahmanirrahim. Kafam orada. Maliki yevmiddin. Şimdi çok zorluyor bazen. Doğruya bağlanıyorum. Yarınki Dima dersine zekadan gireceğim. Hazırladım. Kaptı beni sıkıntı değil mi? Bir dumandır bu. Errahmanirrahim. Defterime gittim. Maliki yevmiddin. Oraya bağlanınca diyor birisi çekiyor. Çekemiyor ki bağlandım oraya. İpi taktım. Dertleriniz sizin kalitenizi yükseltiyor. Kaliteli adamın kaliteli derdi olur. Kalitesiz adamın kalitesiz derdi olur. Adam arabanın peşinde. Eşinin, işinin, aşının peşinde. Ya öyle insan var ki cennetin peşinde bile değil ya. Rıza ilahiden başka bir şey istemiyor. Kaliteli adamın kaliteli dostu, kaliteli düşmanı olur. Adamı Mevlana der ki dertler adamı yakar yakar, olgunlaştırır, pişirir, keyif veriyor. Böyle dedikten sonra sıkıntı niye gelsin? Aman gelmesin de daha beter geliyor. Kahveni iç kardeşim. Büyük bardaksa çift içeceksin ama çift elinde bismillah. Keyfine bak. Emre'ye çok derim. Git bir kahve al. Keyfine bak kardeşim. Hayatın tadını çıkar. Vallahi. Peki çok dertler geliyor. Çok dertler yüklendi. Ustad demiş ki hiç yapmazmışım. Rüştü abiden duyuyorum. O da Zübeyir abi demiş. Zübeyir demiş ustad. Duysam ki Rus, İngiliz, Fransız. Üç tane devlet.
hava kuvvetlerini birleştirdiler. Tayyarelerin, uçaklarını Said'i yok etmeye gönderiyorlar. Duysam hiç adeti değilmiş. Akmış. Bacak bacak üstüne atarım. Bir kahve yap Zübeyir derim diyor. Çünkü niye? Niye Rüştü abi dedim öyle dedi? Çünkü adsi beşeri nispetinde kudret devreye giriyor. Kudret ilahiye. He ya. Bana hapiste Kur'an'ı getiren kim biliyor musunuz? Bana dediler ki bir hafta sonra, 15 gün sonra senin kitap alma hakkın var. Zulüm ya, Kur'an bile. 3 gün sonra bana Kur'an'ı getiren kim biliyor musun? Solcu. Biliyor musun, yalnız değilsin sen burada dedi. Farklı düşünüyoruz ama düşmanımız aynı diyor. O ne dedi diyor biraz önce giden? Namaz değilmiş ha? Ama X'ten yani. Dedim ki Kur'an istedim 15 gün sonra dedim. Ondan sonra bir de küfür etti ona. Bak bir şey, Kudret-i Rabbani devreye giriyor anlatıyorum. Sonra mazgalı kapattı deliği. Tak 5 dakika sonra Kur'an'ı getirdi. Ondan sonra bunları yazdı. Ve senelerce de tadat ediyorum onu. Ve çıktıktan sonra da arıyorum. Biliyor musun dedi bu sene. Hoca dedi Ramazan orucunu tutuyorum dedi. Gece yarısı bunaldığı zaman gelirdi böyle açardı. Hocam bu sahip bismillahirrahmanirrahim konuşalım. Ulan sanki o içeride ben dışarıda. Bunaldığı zaman hey hey. Hocam dedi hey heylerim geldi dedi ya. Biz de utanıyoruz sen de teselli aramaya dedi sen içeride. Olsun dedim İsa abi. Olsun dedim. Hayat o kadar güzel ki. Ya nasıl güzel dedi içeridesin dedi ya. Tadını çıkar bir defa. Yoğun bakım olmadan, tavana bakmadan nefes alıyor musun? Kahveni içebiliyor musun? Allah'ını seversen daha bundan büyük ne nimet olabilir ya? Ne olur ya? Yani nefes alabiliyor musun ya? Oh, daha kabre girmeden la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilme şansın var mı şu anda? Var. Da ne olacak ki ya? Ulan gelsin ne olur, koronasını sevsinler ya. Beni kapmayacağım, kapar, kapsın. Namertim yok dersem ölüme. Teris olacağız inşallah. Endişeyi ne edeceksin? Hadi bakalım. En zirvesini vurmuşsun. Ölüm korkusu. Ölümü arkadaş görürsen korona ne olur? Yoldaşın ne olur? Korona. Meryem suresinde 13-14. Ayeti birleştirdim. İkisinden ne çıkarmışım? O psikolojiyle, o manyak kafasıyla. Allah'ın bazı insanlara özel ihsanı neymiş? Ta çocuk iken hikmet verilmesi ona ve şefkat ve ruh temizliği verilmesi sebebi kötülükten çok sakınan biriydi. İsa Aleyhisselam'a verilmiş, kendimi uyguladım. Yani çıkarım yaptım. Allah'ın özel ihsanı, daha hiçbir şey yapmadan anne karnısında da Said'ti. Said. Gaybta da Said'ti. Dünyada da Said'im. Niye? Bu ya Said'in ne özelliği var, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliği var, İsa Aleyhisselam'ın özelliği var. Niye onlara özel yapılmış? Senin için yapılmış. Rehberin kaliteli olmasını istemez misin? Söyle bakalım, ustadın, hocan, hatta gidin hangi ustaya sorarsan sorun, çırağa. Çırağa sorun. Bu beldede en iyi usta kimdir çırağın, çırağa göre? Benim usta. Demese zaten orada çalışamaz. O zaman en iyi peygamber. Benim peygamber. Sarhoş yaptı ya bana. Peygamberimiz anlatırken hem de tepecikte aşağıda. Böyle. Hoca çekiyorlar baktım çekiyorum. Evet, sarhoş bize her tip insan gelmiş hamdolsun. Çekiyorlar neyse getiren yok. Çekme çekme kalksın dedim ya. Kalktı hoca. En kral peygamber bizim peygamber. Ona ya Rabbi bunun imanı hürmetine bizi affet dedim ya. En kral peygamber. Bunun aynısı BBC nerede yapmış? Taksim'de. Meyhaneden çıkıyorlar, mikrofon tutmuşlar. Muhammed'e diyormuş, bak İngilizce, Hazreti demiyor. Muhammed'e birisi laf dese dedi, ne dersin diye. Hiç unutmuyorum, ben o videoyu seyrettim. O zaman Almanya'daydım. Sarhoş çıkmış, sarhoş diyor ki, Muhammed'e laf dese ne dersin demiş. Adam diyor ki, hangi Muhammed? Sarhoş ha, hangi Muhammed? O peygamber Hazreti. Hazret desene ne dersin demiş.
dedi ki bıçakla değil kafasını elimle keserim. Bibis altında diyor ki sarhoşları bu. Diğerleri ne olur? Anladın mı? En kral dava bizim dava. Diğerleri de davadır ama en kral diyeceksin. Yani bazı insanlar işte niçin söylüyorum? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın niye özelliği var? İsa Aleyhisselam, lan senin için kaliteli ustan işte. Benim bir tamircim var, kalp ve akıl tamircisi. Ben öyle tavsif ediyorum uçakta şurada. Ne iş yapıyorsunuz? Tamirciyim diyorum. Bakıyorlar tipime. Allah hiç benzemiyorsun ya. Oğlum, ben akıl ve kalp tamir atölyesinde çıraklık yapıyorum. Anladım zannediyor, gidiyor biraz soruyor. Ya bu nasıl bir şey diyor. Ondan sonra bahane oluyor, bir şey anlatacağım. İşte Allah'ın bazı insanlara özel ihsanı ta çocuk iken hikmet verilmiş, şefkat ve ruh temizliği verilmiş. Sebebi bütün kötülükten sakınsın diye. O herhalde Hazreti Yahya sana. Yahya mıydı o? Hikmet verilmiş. Hikmeti, Yahya hikmeti. Oradan herhalde Yahya'dan bahsediyor. 13-14. Ayet Meryem. Tamam. Devam edeyim, dur. Anne babasına çok iyi davranırdı, zorba ve asi değildi. Ha, demek ki İsa değil bu, dediğin doğru. Onun babası yok diyor İsa'nın. Anne babasına çok iyi davranırdı, zorba ve asi değildi. Ustad da öyle diyor, anne babasına karşı gelen insan bozması canavardır diyor. Ya, Bismillah. Özellikle ayetler benziyor Hasan abi. Hazreti İsa, Yahya ile alakalı ayetler. Benziyor. Kelimeler aynı. Çok yakın. 15. ayet. Biraz uzun yazmışım. Peki uzundur. Bazı ilim ve hikmet sahibi insanların doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüldüğü gün ona selam olsun. Yani bazı insanlar çok bereketli insanlar oluyor. Doğdukları güne selam olsun. Öldükleri güne selam olsun. Yaşadıkları güne selam olsun. Kim bunlar? İnsanların berzahları, faydalı insanlar, bereketli insanlar, her şeyleri işe yarıyor. Bunlar kendine dönük yaşamamışlar. İşte bazı insanların doğumu, ölümü, hayatı hep bereket ve maddi ve manevi hayatın sebebi oluyorlar. Maddi ve manevi insanların sebebi oluyorlar yani, nimet oluyor. Bu adamlar yaşasın ya, tek tuktur zaten. Şu asırda şu elimin parmaklarına dedi geçmez ya. Ama maalesef aramızın içimizdedirler ama kıymetlerini bilmiyoruz. Onların değil, dostlarımızın kıymetini bilmiyoruz. Ölünce anlıyoruz. O zaman ben bir yol buldum. Dostlarımızın, anne babalarımızın, yakınlarımızın kıymetini öldükten sonra anlıyorsak, o zaman ölmeden nasıl bir çözüm olur kıymetini anlayayım diye? Hayalen onu öldür. Öldü kabul et. 3 gün öldü. Öldü. Masana da kağıt yaz. Falanca öldü. Sonra 3 gün sonra dirildi. Dirildi. Hayalen öldür ki dirilmesi seni mutlu etsin. Ya. Bunlar kim? Melekuti enfüsü olduklarından korkmazlar. Ve masum da olmazlar, insanlara hikmet kaynağı olup afat-ı semaviyeye ve arziyeye paratoner oluyorlar. Bunların her şeyleri bereketli olur. Nur suresinde bunlardan da bahsediyor, Nur 24. surede. Mesela cami ve mescitler için Allah beyt diye geçer, muayyen eder, gramer yapısı. Meçhul evler için, yani bazı Allah'ı zikreden evler için beytin, buyutin diye geçiyor. Tenvin geliyor sonunda. Diyor ki Musa Aleyhisselam'a, Cenab-ı Hak, ya Musa, şehre git, meçhul evler edin. Meçhul, yani herkesçe bilinmeyen evler. Kaçıncı sure? 30, 31, 32, 33, 34, 35. Meçhul evler edin, Nur suresinin. Ne yapacak? Orada sabah akşam Allah'ı zikrederler. Bunlar ne yaparlar? Ziraat ve ticaret yapmazlar. Ne yaparlar? Sabah akşam Allah'ı zikrederler. Ticaret ve ziraat yapmazlar. Bunlar namazı dosdoğru kılarlar, zekatlarını verirler. Hani ziraat ve ticaret yapmaz, onun zekatı mı olur? Ömürlerinin zekatını verirler. Beşerin paratonerleridirler.
paratoner. Paratoner şu, eve şimşek girmesin diye paratoner koyarlar. Bunlar da afat-ı semaviye ve arziye gelmesin diye insanlığın paratonerleri bunlar. Bunlar ticaret, ziraat yapmazlar ama namazı dosdoğru kılıp zekatlarını verirler. Yani ömrün zekatı, öyle paranın zekatı verme, bunun zekatı verse ne olacak? Üç tanedir, ver bir tanesi. Bunu senden bir şey, sen değilsin ki benden bir şey. Kendin zekat olmak zordur. Kendin zekatlısın. Tamam. Mesela günde 24 saat, bir 5 vakit namaz, abdestini bir saat. Ya 10 dakikada zekatını ver, yani Risale oku. Kur'an oku ya, 10 dakika ver. Evet. 24, 21. ayet. Bu siz söylediniz ya abi. He. Doğduğu güne selam olsun diye. He he. O ayetmiş abi. Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun. Evet, tırnak için almışım zaten. Meryem 15. 15. Niye selam, Allah selam ediyor ya. Peygamberimize de selam getiriyor. Ya bu insan, bu peygamber değil ha, olmayanlar da var o. Böyle bereketli insanlara Allah selam ediyor ya. Doğduğu güne selam olsun. Yaşadığı güne selam olsun. Fesubhanallah. Bunlara, bu insanlara var ya böyle garibime gidiyor. Toprak ne diyor acaba ya? Toprak, şehitler ölmüyorsa, şehidi yetiştiren bu alim ne olur? Şehidi çürütemiyor, dokunamıyor. Kanunu, toprak kanunu ulaşamıyor ya. Şehide. Ya onu yetiştiren alime? Şehidin kanı, alimin mürekkebi ya. Selam olsun, selam dururum o insanlara vallahi. 121 şualarda, bunlar insani berzahtırlar diyor. Şualarda geçiyor. Yani alemi şehadeti, alemi gaybı, alemi gaybı, alemi şehadeti taşırlar diyor. Bunlar berzahtır, köprü insanlardır ya. Peki onlar için ne diyor? Herkes korktuğu zaman, hüzünlendiği zaman ne onlarda korku vardır der Allah, ne de onlarda hüzün vardır. Allah onları üzmüyor ya. Ya. Bir şey de ekleyeyim. Allah bir kulunu affedeceği zaman affı murat mı etti? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim size. Galiba ayette iktibas mı ettim yoksa yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam okudum. Çok okuduğum için şey yapamıyorum yani. Diyor ki bilmana. Allah murat mı etti Haşim Bey'den? Şunu affedeceğim. Bak Allah'ın rahmetine bak. Bak işte. Ona der ki Cenab-ı Hak, tamam hiçbir şey yok. Ya benim sevdiğim, o da beni sevdiği bir alim var, kulum. Onun ismini söyle, seni onun için affedeyim. Onun ismini söyle. Kul der ki, ya Rab seni seven, sen de onu da sevdiğin bir alim vardı. Falan yerde işte, falan kömür. Ben falanca, ismini söyle, şu. Tamam, ismi hürmetini affettim nasıl? Allah böyle ilme, fazilete, kemalata değer veriyor. Allah insan gibi düşünüyor böyle. Allah suyu zannediyor. Allah kesecek yok, kocak şu, kocak şunu. Cumhuriyet savcısı zannetmiş yani. O insan kendini suyu zannediyor ya abi. Allah'a da suyu zannediyor. İşte kendi gibi düşündüğü için suyu zannediyor. Evet. Ya. Oysa Allah ne hoş ya. Dedi ki bir tanesi, X birisi ama bayağı seviyeli birisi. Hasan kardeş dedi. Nurcu değil. Diğer cemaatten. Senin Rabbin çok mu farklı ya? Çayilindi dedi. Senin Rabbin farklı mı dedi ya? Ayet ve hadislerde okuyoruz. Dehşetinden ödümüz patlıyor. Ben diyor çarşama dersi. Meşhur adam. Meşhur. Oralarda en çok vaaz eden. X. Ya diyor buraya geliyorum. Keyif alıyorum. Huzur buluyorum. Ben kürsüye çıktığım zaman hep tehdit ediyorum ya dedi. Bu bir milleti hep korkutarak olacağına inanıyorum. Aynı böyle. Soy ismi de Gemiciye. Tamam. Dedim ki hocam, benim Rabbim başka. Bu nasıl dedi, yani Allah'ımız aynı herkeste. Rab, Risale-i Nur bana tanıttı, Rabbim başka. Ben böyle inanıyorum, ben böyle muamele göreceğim.
Nasıl inanırsanız öyle muamele edecek. Enayine zeni abdibin. Kulum bana nasılsa ben ona öyleyim. Tabi ya. Hadis-i Kudsi'de var ya. Zebani girmiş koluna, bir koluna, öteki cehenneme doğru gidiyor. Cehenneme doğru gidiyor. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın herkes biliyor. Adam cehenneme gidiyor. Bitti mahkeme, kapandı. Tartı bitti. Arkaya bakıyormuş. Zebani soruyormuş. Niye bakıyorsun arkaya? Allah beni döndürecek diyor. Lan her şey bitti. Cehenneme gidiyorsun diyor ya. Allah. Hey ya. Hayır dedi. Allah beni yakmayacak diyor. Atmayacak. Onun emrini bekliyorum diyor. Zebani diyor ki nasıl vardın sen buna? Lan gidiyorsun da gidiyorsun. Aklım almıyor bunda. Diyor ki ben Rabbime böyle inanmamıştım. Devam ediyor. Onun peygamberi dedi ki ömrünüzde hiç olmasa ona yani Rabbinize nihayetsiz hüsnü zannedin. Nihayetsiz, sonsuz. Ben Rabbime hüsnü zannetmiştim. Evet günahım çok. Rezilim. Evet aynı doğru. Hesap doğru. Bu Allah'ın adaleti ama rahmeti bu değil diyor. Ben böyle inanmamıştım. İnanmadığım için Allah vaadine hulf etmez. Onun için bakıyorum emri gelecek dedi. Cenab-ı Hak taayyun ve teşahhus ediyor. Taayyun ediyor diyor. Ve diyor ki Cenab-ı Hak ona ben o kulumun zanni gibiyim diyor. Geri döndürün diyor. He ya. Buna benzer ben bir rüya görmüştüm Abdülkadir Geylani Hazretleri ile. Öyle mahkeme haşir meydanında böyle. Onu anlatayım. Öyle anlatmıştım herhalde ama o çok eski. Ben bilmiyorum abi. Şöyle bu şahsı manevi olduğu için onun için anlatacağım. Tamam. Benimle değil, şahsımı kaybettiğini, şahsı manevini kurtardığını göreceksiniz. Haşir meydanındayız. O anlatamam yani o dehşeti. Allah öyle göstermesin. Yani rüyada gördüğüm gibi de göstermesin. Haşir'de bekleyiş var. Ondan sonra falanca oğlu falanca annesinin künyesiyle çağrıldığı zaman git o hesaba gitme şekli değişik. Herkesin. Nasıl bir çınlama anlatamam yani. Ses. Bazıları diyor. Neyse o bekleyiş bana geldi. Annemin künyesiyle beni çağırdılar. Oturdum, oturmadım. Oturdum, oturdum. Neyse o haşir meydanında. Beni hesaba çektiler ilk. Bak iki şey beraber işte. Onun için anlatacağım. Şahsına güvenirsen bak bu olacaksın. Cemaata güvenirsen yani sebep noktasında bu olacaksın. Ona örnek olsun. Bana özelim bir soru sordu. Özel. Dedi ki neyse bunu niye böyle yaptın? O soru sorarken uslubu ve sesin dehşeti soru meğer öyle normal soru değil. Bütün seslerin yani bütün kötü seslerin toplamı. Koku ne? Bütün kötü kokuların toplamı. Görüntü ne? Bütün kötülerin diyor, dehşet verici görüntülerin toplamı gibi. Soru soruluyor ama sesin içerisinde böyle bir kablo düşünün. İçerisinde saç gibi kablolar var ya. Zahir değil mi? Ha, zahirde bir kelam böyle kablo. İçerisinde bütün dehşet, vahşet, izaç, yeis, zulümat verecek bir seslerin toplamı. Niye böyle, nasıl işte? Deyince ben orada bayılıyorum. Cevap veremiyorum. Bu benim şahsi hayatım. Bak şimdi. İşte şahsi derken dershane hayatım. Dershanede niye yaptın dedi bunu. Ondan sonra bir de uyandırıldığım zaman orada hasenat seyyiatı diyor muvazeneye geldi kaybetti diyor. Orada günahı fazla. Ben orada şahsen kaybediyorum. Ondan sonra merhamet zerre kadar olmayan, merhamet, muhabbet, aşk yani müsbeti hiç olmayan zerre kadar Allah yaratmamış zebani
tuttuğu bir kolundan, bir ton da bu. Dozer gibi güçlü böyle. Allah onlara zerre kadar rahmet etmemiş yani böyle. Öyle bir şey hissettim. Kaldırdılar beni. Kaybettim. Bak şahsı hayatım. Nereye? Cehenneme doğru gidiyoruz. Fakat o hüsnü zan var ya Rabbime, cemaat bana yardım edecek, şahsım bana yardım edecek. Kafamda onlar dönüyor. Cemaat. Nerede acaba? Korkuyorum da biraz böyle. Hani var ya, bir menkıbe var. Cehenneme kişi atılırken tam atıldı, havada bir şey tuttu onu. Ondan sonra kurtardı, biliyorsunuz onu. Demiş ki, kurtar, tam ateşe düşerken, bu soruyor zat, sen kimsin ki beni kurtardın? Sen kıldığın namazım demiş. Demiş, şimdiye kadar sen neredeydin ya? Ben ateşe atıldım, bu kadar azap çektim, şimdi geldim tamcığım. Niye geç kaldın demiş. Namazda demiş ki, sen de beni hep geç kılardın. İmdadına da geç geldi. Şimdi, sağında sonunda tuttular ya, gittik. Ondan sonra ova bitti. Yokuşa çıkıyoruz İbrahim. Tamam mı? Meğer, nereye gidiyorum? Şu yokuş dedi, asırlarca yürüyeceğiz. Yokuş bitince herkesin yokuşu farklı. Hemen anladım ayet. Fekkur akkabe. Herkesin daha farklı. Yokuş bitince ondan sonra uçurum. O benim cehennemim özel orası. Seni oraya atacağız dedi. Ama mükemmel bir ümit var. Hayır. Beni Rabbim atmayacak. Ondan sonra hiç hesapmıyorlar. Hayır diyorum. Tam böyle gittik. Bak şimdi. Yokuşa tırmanacağız. Asfalt yol. Sağ tarafa bakıyorum. Yumruk kadar taş bile kalmamış. Toz. Şehir toz olmuş. Ağaçlar yanmış. Yarısı yanmış. Ateş. Közler var. Böyle. Yolun bu şehre bakıyoruz. Her şey canlı. Ağaç canlı. Evler canlı. Evler konuşuyor. Seninle mulatefe yapıyor, latife yapıyor. Otlar canlı, böyle şehir. Allah Allah dedim böyle. Yolun bir tarafı böyle, bir tarafı böyle. Dedim ki ne oldu buraya dedim. Savaş oldu dedi. Savaş oldu, burası toz buz oldu dedi. Dedim savaş oldu da hiç mi bomba buraya isabet etmedi? Yolun bu tarafı niye böyle her şey canlı? Evler canlı, öyle bildiğiniz gibi konuşuyor seninle, latife yapıyor, okşuyor seni, ev gibi. Buraya bomba isabet eder mi dedi. Niye etmesin dedim ya yol. O bu Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şehri dedi burası. Ben de ona şeyh gurur duyuyordum zaten senden. İftihar ediyorum, ben cehenneme dahi gitsem sizden gurur duydum, gurur duyuyorum. Böyle sitayım, bir tane her şeysiniz böyle. Coştum, sonra da içimden geçiyor. Ustadın şehri nerede acaba? Diyorum, tamam. Ustadın şehri herhalde daha yukarılarda olacak. Ama gurur duyuyorum seni. İftihar ettim, iftihar da ediyorum. Deyince böyle. Ama acayip, bende keyif var. Cehenneme gittim halde, sanki bayrama gidiyorum. Derken öyle giderken, aa dedi, şöyle cadde ya, şuradan sokakta, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri geliyor dedi. Şimdi böyle biz çıkarken o da buradan böyle geliyor. Ustadı, ustad diyor ya, ustadımdır. Ha. Mesela benim de öğretmenim vardı, iki okul. Hani ne yapalım, şimdi Kadir tarikatına mı şey yapalım? Senin ilkokul öğretmenin var, adam profesör olmuş. İlkokul okumuş, ortaokul, üniversite okumuş, profesör olmuş. O hocası ilkokul öğretmeni. Şimdi profesör ilkokula mı tabi olsun? Yani ilk önce böyle oluyor zaten, adet ilahi. Peygamber hariç, en son gelmiş, en son. Şimdi böyle cadde çıkarken, aa dedi, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri geliyor dedi. Bak şimdi, usta da şefkat tokatın başında ne diyor? Arkanızda zahir, başınızda hazır. Eğer diyor, onların tokatını yersiniz diyor, hata yaparsanız. Hizmetimizin başlarında İmam Ali var, Abdülkadir Geylani Hazretleri var, ustad var. O şefkat tokatının başında söylüyor bunu. Hizmetimi. Bak onların tokatını yersiniz diyor.
biz giderken aa gelen geliyor diye ama onu gördüm ben. Deli var, acayip bir şey var. Gurur duyuyorum seninle diyorum. İftihar ediyorum. Derken sokağı bitirdi, caddeye geldi, durdu. Durdu sanki bu zebanilerin elektrikleri söndü. Çıktım bunlardan, kollarından çıktım, sıyrıldım. Bir koştum öyle. Hemen ondan sonra hemen dizi oturdum, kafamı kaldırdı. Elini tuttum, elini öptüm. Burada duruyor kafam. Sağ veya sol unuttum. Elini koydu ve onlara dedi ki, bu benimle alakası yok, cemaatin alakası. Dedi ki, bu bizi sever, biz de bunu severiz. Bu bizi tanır, biz de bunu tanırız. Bırakın bunu. Böyle yaptı böyle, tamam mı? Şöyle bir yaptı, adamlar yok oldu. Ha, peki bu nedir? Hemen uyanınca şey nedir? Ondan sonra kucakladı bizi. Haşir meydanındaki şey, senin hasenat ve seyyat, ameline güvenen kim olursan ol, bu asırda fert istikamet bulamaz, zor. Sike-i Tasdik-i Gaybi 163 galiba. Festekim kema ümürte. İhtine sırat-ı müstakimi orada şey yapıyor. Fert benim, bana ikaz. Aa, öyle ameline, sebabına şey, bu iş olmuyor. Yani iştirak ama, peki bu kimdi? Hizmetimizin başı. İştirak amali uhreviyenin temsilcileri. Ha, ne yaptı? Hizmet tuttu bizi. Ama tutmasına vesile hizmetçi. Senin gayretin. Senin gayretin yeri. Hizmete ip mesela kablo. Kablo atarsın. 5 paralık etmez bunu. Şu direğe elektrik direğini atarsın. Ama elektrik direği de Keban barajının elektriğini sana verir. Demek ki bu basit kablo lazım. Amel lazım. Ama elektriğe de sen onu niye atıyorsun, vergi veriyorsun? Keban barajının devletini sahibini kabul ediyorsun. İşte şahsi amel bu, hizmetteki amelim bu. Onun için her dersten sonra derim, her duamda ya Rabbi iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Buna yetinmem. Beni seven, benim sevdiğim, bana dua eden, benim dua ettiğim, üzerimde hakları olan ve söz verdiklerim kişilerin usul ve furularını, anne ve babalarını, onları da sevenleri, 5 vakitimdedir. 5 vakitimdedir. Onları da sevenleri, onlara hakları olanları da, iştirak amali hurreviyeden hisselerin ziyade eyle. Merhamet eyle ya Rabbel Alem. Hapise girdiğim zaman ilk girdim, 2 rekat şükür namazı kıldım. Çünkü Deccal'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine girdi. Hadis var ya. Ne dedim ama? Ya Rabbi, eğer senin rızana mazar olmuşsa bu fiil, böyle mi değil? Müslümanların ya Rabbi hasenat defterine yaz. Onları affına kullan. Onu vesile et ya Rabbi. Bütün Müslümanlara, Nur talebeler de demedim. Hep böyle cemaat ruhu olacak böyle, cemaat. Şimdi, sahipleneceksin ki sahiplenilesin. Hiçbir zaman ben mağdur olmadım, hiçbir yerde. Çünkü kimseyi mağdur etmemişim. Bir kere Rabbim beni bırakmadı. Çünkü ben bırakmadım. Beni anlarsanız ben de anlarım diyor. Beni bir kişi yanında anarsanız ben de bir kişi yanında anarım. Beni topluma anarsanız ben de sizi arş-ı alaya anarım diyor. Peygamberimiz hadis var değil mi? Var, elhamdülillah. Rabbimle iftihar ediyor. Gurur duyuyor. İftihar ediyor. Çok seviyor. Diğerleri tırbırı geliyor bana. Allah var. Problem yok elhamdülillah. Ne alacak ya? Ne kaldı ki? Teris olacağız. Hiç endişe etmeyin. Öyle zannettiğiniz gibi usta diyor ya, ölüm diyor zahirde gözüktüğü gibi değildir. Ama şunu da ekliyor. Ölümün siyah peçesi diyor zahirde soğuktur. Korkutuyor. Peki peçeyi kim giyer? Güzeller giyer, kadınlar giyer peçeyi. Niye? Peçenin arkasında güzellik var. Kabir için peçe diyor, güzel de ondan. Adam bir kız için, bir erkek için, dünya bir menfaat için intihar ediyor ya. Kız için intihar etmiyor mu? Ya peki hurileri görsen oğlum? Hemen intihar edecek. Etmesinler, kalsınlar, bu dünyada hizmet etsinler diye. Allah ahireti
mezarlıkla, kefenle, kefenlerle, soğuk çamur, çamur topraklarla örtmüş, kapatmış ki onun güzelliği gözükmesin diye. Eğer ahiretin, berzahın güzelliğini görseler, adam bir kız için intihar eden 10 defa intihar etmez. Hurileri görse, oraları görse. Ne yapmış Cenab-ı Hak? Burada kalsınlar diye mezarlıkla, kefenle, karanlıkta, çamur, patakla, kuyuyla, mezar kuyusuyla örtmüş, gizlemiş. Kardeşim, değerli olanları Allah gizliyor. İnşaat demirleri dışarıda. Kuyumcu, o da madde. Kuyumcunun altını nerede? Bir daraba var. Bir kepenk var. Kapı var. Duvarda gömme dolap var. Bir de alan var. Polisleri gidiyor. Aa, o da altında madde. İnşaat demiri de madde. İnşaat demir kapının önünde. Bu. Demek ki güzel ve kıymetler korunur, örtülür. Onun için ustad kabre şöyle diyor. Ölümün siyah peçesi altında ama ne kadar sıcak şeyler var. Evet, Meryem Suresi'nin 1. ayet. Oysa 5 sayfa okuyacaktık ya. Zaten ilkten biliyorsun. Allah'ın rahmeti sebepler içinden gelirken bazıları ise sebepler arkasından geliyor. Allah'ın iki türlü tecellisi var. Bir ben diyor Kur'an'da, bir de biz diyor. Her bir esma bendir. Her bir esma ben. Toplarsan benler ne olur? Biz olur. Bütünsel olduğu zaman Allah biz diyor. Yani kainatı Allah varken hiçbir şey yoktu. İlk yaratılmaya ben diyor. Yarattıktan sonra Mulevin ismi, Rahman ismi, Kadir ismi, Latif ismi, Celal isimleri. Yani isimlerin bütünsel bir araya gelmesiyle yaratılmışsa biz yarattık diyor. Buradaki biz her bir esmanın toplamından oluşan bizdir. Tamam. Şimdi bir şey anlatacağım size. Allah sebeplerle bir tecelli ediyor. Bunu ağaçtan veriyor. Tamam. Bunu ağaçtan veriyor. Sebep o. Bazısına ağaç, Allah ağacı kullanmıyor. Direkt veriyor. Bismillah ya Fettah'ta eline geliyor. Yani ille bu değil. Bakarsın sebep üstü. Mesela şöyle dua et İbrahim. Şöyle de Abdülbasit. Ya Rabbi duanda. Bu işim sebepler olmuyor. Tıkandı. Benim için zor, imkansız. Ama senin için zor, böyle bir şey yok. Ya Rabbi bu tıkandı. Bak ama demeyin de ama ben gene söyleyeyim size. Şöyle de. Deme ama de. Ya Rabbi bu tıkandı, olmuyor. Nasıl yapacaksan bilmiyorum. Yap Ya Rabbi bana. Bunu bana yap, nasıl yapacaksan bilmiyorum. Bunu bana aç. Bir vakıfın yaptığı gibi. Affedersin, gece kalktım, baktım, o salonda dua ediyor ama duyuluyor. Şurasına denk geldim, Zeytinburnu'nda. Diyor ki, Ya Rabbi ne demişse bilmiyorum. Ben oraya geldim. Ya Rabbi, bunu senden istiyor. Bunu senin yarattığın merhamet ve şefkatle dolu olan anamdan isteseydim. Anamdaki merhamet ve şefkati sen yarattın. O yarattığın mahluktan bunu isteseydim zatına yemin ederim ki o bana verirdi. Anamdaki merhamet ve şefkatin sahibi olan Kadir-i Zülcelal, şefkat ve merhametin kaynağı adına bunu bana ver dedi. Peki ne yaptım ben bunu? Ben bu işi takip ettim bu adamı. Ne oldu diye. Sonra pişmanlıkla bitti. Dedim ki ya kusura bakma bir iki ay sonra. Ben bunu merak ettim. O şeyini verdi mi Allah? Neyi dedi? Emsallık ne yasan? Sen nerede biliyorsun? Dedim ki duydum. Dedi ki verdi. Neyi dedim? Ya keşke öyle istemeseydim dedi. Verdi ama... Siz hani var ya bir ayette diyor, bir şey çok istersiniz ama aleyhinizdir de bilmez. Aleyhinizde gözüken lehinizdedir bilmez. İstedim ama dedi, dengeyi tutturamadım, zarar ettim dedi. Sonra pişmanım dedi, dua ediyor. Sonra ben de anladım ki
Ya Rabbi iyi ki dua, her duamı kabul etmedin ya. Eğer inanın zatına yemin ederim, her duam kabul olsaydı ben burada bugün olmazdım. Bu masada olmazdım. Çünkü neler istemişim dünyalık? Vermedi. Vermemekle verdi hamdolsun. İyi ki vermedi. Şimdi öyle yapmıyor. Ya Rabbi, anamdaki merhamet ve şefkatin kaynağı esması hatırına. Bunu bana ver deme ya. Ben hapiste bile demedim bunu. Yani dem ve çünkü bilmesin ki senin hakkında nedir. Ya. Ama ben yöntemleri anlatmaya çalışıyorum ki bunu da bilin yani. Zenginlik olsun diyorsunuz ama deme. Bil, deme. Hani var ya Muhyiddin Arabi'ye Cenab-ı Hak demiş ki bil, bak bil, bildirme. O bildirdi, tokatı yedi. Bil, bildirme. Mesela bazıları kardeşler zorluyorlar. Abi o enfusu geçti ki orada durduk. Ondan sonra bilmiyoruz. O kadar. Ondan sonra o bilmek değil. Ondan sonra yaşanır. Tamam. Ne kadar oldu? Şu sayfayı okuyayım bari ya. Allah'ın rahmeti sebepler içinden gelirken bazı insanlara sebepsiz geliyor, arkadan geliyor. Mesela bir misal vereyim. Mesela ben ilkokul 3'e gidiyordum. Çok tuhaftır. 5-6 tane, 7 tane, 5-6 tane bir şey alemimde oturmuş. Size yalan mı diyeceğim? Yalan lafzı kafirdir. Ona göre, Kur'an'da da böyle dediği için yemin ettiğim ben onun için. Bizim köyler şöyle. Vadi. Dağ, vadi. Ortada dere, vadi. Biz bu köydeyiz. Ortada dere geçiyor, karşıki köy. İlkokul sınıfta çıktık. Bahçeye ama böyle ya, karşıya bakıyor. Karşıya bakarken ilkokuluz. Niye öyle? Bilmiyorum. Diyorum ki, aslında oralar var gözükürken aslında yok. Ben baktığım için var. Sonra çocuk kafasıya böyle dönerdim. Şöyle yan bakardım. Ulan sen yan baksan ne olur? Gene sen bakıyorsun. Ama o kadar düşünemezdim. Acaba yan bakardım, acaba var. Bir de başkasını söyleyeyim. Başka bir aletim. Hiçbir insanın var olduğunu kabul etmezdim. Ta okul bitene kadar ilkokul. Bu insanlar yok. Öyle var zannediyorum. Yok aslında. Annem çok uğraşırdı beni tamir etmeye. Oğlum sakın kimseye deme, öğretme. Oğlum korkarım Samsun'a seni Bakırköy'e yatırırım. Nasıl yok ya? Anne kimse yok gibi geliyor. Peki onlara ne diyorsun? Anne bana öyle geliyor. Yok. Demek ki mahiyet insani birdir, inkısamı gayrimümkünü var ya, onu mu hissettin? Başka bir tanesini söyleyeyim, benim gene şeyim. Böyle bir talebim vardı. Derdim, anne derdim böyle, çoban annemle hayvan güderdik. Otururduk, karşıki köyden haftalarca bir araba geçerdi. Bemece vardı, böyle. Anne onun içinde adam var mı derdim. Var oğlum dedi abi. Kim sürüyor dedi ya. Dedim ki nasıl bir adam acaba? Niye soruyorsun oğlum dedi. Şimdi boştayız ya. Dedim ki onun içinde araba adamı görmüyoruz ama var. Bu adamın dedim neler düşünüyor? Neyi seviyor, neyi sevmiyor? Hep bilmek istiyorum biliyor musun dedi. Böyle garip garip. Yani şöyle bir şey vardı. Bütün insanların içini seyretmek istiyordum. Hepsini bilmek istiyordum bir anda. Derdim anne, dünyada bütün o insanların içini bir anda bilmek isterim. Hepsini, isteklerini, istemediklerini. Bu soru anlıyoruz ki, ya baki entel baki, bakiye mazar olan ruhun her şeyden haberdar olmak var ya böyle. Oradan kaynaklanıyormuş. Peki böyle şeyler niye oluyor? Çünkü ben ilkokul 4'e gidene kadar, 4. sınıf,
köyümüze elektrik yoktu. Elektrikle alakalı hiçbir şey yoktu dediğim zaman almaya da hoca dedi bir tane. Buzdolabı da mı yoktu? Aklı almıyor. Ne buzdolabısı? Elektrikle hiçbir şey yok. Dolayısıyla ilkokul 4-5'e kadar tarih hiç olmamışsın. Film ilim hiçbir şey yok. Sinemamın hiçbir şey yok. Sonra ortaokul babam şuurluydu. 7 sene almaya da kaldı. Kültürlü olduğu halde gitti geldi. Oraları bildiği halde evine televizyon almadı. Böylelikle ortaokul lisede de evimize televizyon girmeden dershaneye gelince temiz kaldı. Biraz kaldı. Biraz işte kalabildik. Yani şuursuz değildi, şuurluydu. Avrupa'yı bilen, gidip gelen, oralarda yaşamış ama bilerek ben çocuklarımı bozmam, çalışıyorum dedi. Kimseyi götürmemiş Avrupa'ya. Minibüs parası yapacağım, geleceğim dedi. Hatta yaptı, geldi ve televizyon almadı. Bizim ev, köyümüzde iki kişide, iki evde televizyon yok. Bu arada işte böyle şeyler kalabiliyor insan. Şimdi 23. ayet. Sıkıntılar bir dil olur, bir mekan olur, bir alem olur, bir uyaran, ilham getiren melekeler olur. Sıkıntıya nasıl bakmışız bak. O 23. ayet Meryem suresi. Sıkıntılar meğer Allah seninle konuşmaya bir dilmiş. Sıkıntılar bir mekan olur. Allah Allah. Bir alem olur. Seni uyaran, sana ilham getiren melekler gibi olur. Bilmezsin ne için neyi bırakmaya sana gelmiş. Bilmezsin ki o sıkıntı neyi sana bıraktırmaya gelmiş. Vay be. Doğum sancısından bahsediyor sana. Hazreti Meryem. Öyle mi? Ya. Hikmetini bilmesen, bak hikmetini bilmesen keşke Allah daha önce canımı alsaydı derdin. Eğer bu sıkıntının hikmetini bilmedin mi, Allah keşke canımı alsaydı derdi. Meryem öyle dedi. Bu başıma gelmeden keşke Allah canımı alsaydı. Bilmez ki insanların rehberini doğuruyor. Meryem ne diyor? Allah ne diyor? Meryem diyor ki, keşke bu başıma gelmeden Allah canımı alsaydı. Oysa insanların kurtuluşu peygamberi doğuracak. Peygamberi doğurmadan, bak bilmiyor kimi doğuracağını. O da utanıyor sen abi. Hani çocuklar gidecek ya. Nasıl? Babasız nasıl olmuş? Bakın görüyor musunuz? Bakın. Kimi doğuruyor? Kardeşim, Meryem bu. Vahiy bu. Anne kandaki çocuk zar bozulmadan dönleniyor. Vahiy geliyor. Meryem. Meryem çocuk oluyor. İsa, Ruhullah. Allah'ın ruhu. Doğum doğuyor İsa. Görüyor musun? Döllendiği doğum. Doğdu İsa. İsa'nın aleyhisselamın unvanı nedir? Ruhullah. Ruhullah. Çünkü onun ağzına kelam verdik diyor. Kelimullah. Musa aleyhisselam Kelimullah onunla konuştuğu için. Ama neyle doğ? Ruhullah. Nasıl ruh? İsa Aleyhisselam özelliği neydi? Ölüleri diriltirdi. Ölü gönülleri de diriltirdi. Körleri açardı. Ne demek? Kör gibi bakanların hikmet verirdi gözüne. Cüzzam hastalıkları vesaire. Bak arkadaşlar, Meryem bu. Rahmu mader. Vahiy geldi. Bak çocuk. Anne kanındaki çocuk. Vahiy dölledi Cebrail. Cebrail geldi. Vahiy. Zar bozulmadı. İsa, Kelimullah, Ruhullah, Meryem doğurdu İsa'yı. Kelam İsa'dır. Onun için İsa İncil'in ilk ayeti bozulduğu halde. Kelam Rab'dır, Rab kelamdır. Onu kulunun ağzına verdi. İsa kelamdır demiş. Bozulduğu halde o kadar kalmış demek ki. Bak doğdu İsa. Meryem suresi. Bak Meryem ne diyordu? Bu başıma geleceği gelmeden önce keşke ölseydim. Ama insanların kurtuluşunu doğuracak haberi yok. Sen de bu sıkıntı neyi doğuracaksın bilmiyorsun. Mesela
benim başıma Yusuf o mu? 98 daha beterdi. 98'de 6 ay dağda kaldım. Ağaçların kovuklarına yatıyordum. Yakalansam ya asit kuyusuna koyacaklar, ya kıyma makinesini koyacaklar, ya İzzettin abi gibi, Beykoz'daki İzzettin abi gibi evinde bulunmuşlar sahnede, çiviler çakılarak öldürülmüş. 98'de Lozan'ın 300'ünü yapmışım. Ben ilk şeyim Kutu Emmare Savaşı'nı Irak'ta niçin Türklerin, Müslümanların, İngilizlerin galip geldi diye Kutu Emmare'yi söyledim diye. Çünkü Lozan'da bir maddedir. Kutu Emmare izah anlatmayacaksınız, okulunuza koymayacaksınız, neslinize anlatmayacaksınız. Madde o. Sonra dedim 98'de Abdülbasit 98'de ağaçların kovuklarında böyle o köylerde eski merzeler olur. Ot depolanıyor. Oralarda yatardım. Bu bir şey mi ya bu bina? Fakat o zamanki okuduğum o aldığım Risale-i Feyzi'ni hiçbir şeyden alamazsın. Hikmetini bilmezsen sıkıntının, keşke Allah daha önce canım alsaydı derdin, Meryem gibi. 24. sure. Allah'ın muamelesini seyret, karışma. 24. ayet. Allah'ın muamelesini seyret, karışma. Mevlam görelim neylerde seyret. Dur, neydi işte? Şey çıktı. 26. ayet. Bazen en güzel cevap vermemek oluyor. Bazen en güzel cevap vermemek oluyor. Ustad demiş, cevabul ahmakul el sükut. Bazen en güzel cevap vermemek, sükut etmek. Çünkü ahmağa cevap verilmez. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, unutmayın bunu, bu dersen de lazım olur. Cahille münakaşa eden hiçbir alimi galip görmedim. Cahille münakaşa edip de galip gelen hiçbir alimi görmedi. Galip gelemezsin. Bazen en güzel cevap vermemek oluyor. Bazen konuşmaman konuşsun. Bazen konuşmaman konuşsun. Davranışın, işin, fiillerin ve hayatın konuşsun. Bazen davranışların, işlerin, fiillerin, hayatın konuşsun. Evet. Şimdi kaç tane ayet okudum size? Bu kadar yapacağım. Meryem suresi 11. ayet okuduk. 13-14 okudum. 15, 21, 23, 24, 26 ayetten okuduk. Oysa size tam 5 tane sayfa şey yapmıştım. Ama bereketli olmuştur. Bu kadar yeter. Rabbim muhafaza eylesin. Rızası dairesinde hareket ettirsin. Allah'ım şu Meryem suresinin bereketinden mazhar eylesin. Meryem validemizi haberdar eylesin. Bizden hoşnut eylesin. Bizden razı olmasını Allah'ım Rabbim nasip eylesin. Bize de şefaatçi eylesin. Dünya ve ahirette Meryem'in ruhaniyetini bizden eksik etmesin. O İsa'yı doğurduğu gibi biz de İsa ruhullah'tı. Ruhumuzdan kendimizin doğmasına nasip eylesin. Ve anne babasından doğan beşerdir. Ruhundan ruhunu doğuran insandır. Bunun hakikatine mazhar eylesin. İzan ettirsin, irfan ettirsin, ikram ettirsin, ihsan eylesin inşallah. Meryem'den bizi doğursun. Meryem'den doğmayı nasip eylesin. Ruhumuzu doğursun ya Rabbi.
kendimizi kendimizden doğurmayı nasip eyle ya Rabbi. Vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemîn. El Fatiha'tına selamu aleyküm. Sorusu olabilir. Tamam, kapatma. Sorusu olabilir. Ha, en son biraz problem oldu da. Sen bakmadığın için olmuş. Var mı? Sorusu olan var mı? Gece saat bu Türkiye'de kaç? 11 mi oluyor? 11'e 20. Var mı arkadaşlar sorunuz? Kapatıyorum. Tesbihat yapmadım. Yatsı namazını kıldım. Peki. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.